Biraz şuradan. Ha bak yine aynı şey. Mesela bu nasıl yaparız bunu? Şöyle. Daha en belirgin böyle olur herhalde değil mi? Şu anda mesela şu çok iyi geliyor bana yani aradaki fark. Şu kola baksanıza abi. Yani burada sırt çalışıyorum bu arada hani bir kol bile çalışmıyorum da sonuçta compound hareketler bunlar. Kolunu kullanmadan orayı çalıştırmam mümkün değil yani. Başka ne açabilirim buradan? Mesela şunda belli oluyor şişman oldu. Göbeğe baksanıza. Öyle de bir açıdan çekmiş ki Ufku Hoca. Mesela bu yine kilolu olduğum dönemden. Bir de yakın tarihten yine bakalım. Yakın tarihten bir tane açayım mesela. Ne açayım? Neyse şimdi. Dur. Yakın tarihten... Tamam dur bir saniye. Ufacık şeylerde görünmüyor da bunlar. Çok büyük yapayım şunları. Ha. Böyle anlarız. Ha bu arka kol. Bravo. Bunların hepsi yakın tarihten. Nefes. Bir de en aşağıya iniyorum şimdi. Bunun yanına mesela böyle şey çalıştığım bir yer varsa yanına koyacağım da. Triceps çalıştım ama tek kol çalıştığım bir yer var mı acaba? Bakayım. Var. Bir tane böyle var. Bas. Bas. İşte aa. Bu. Ha yan yana koyamıyorum. Bas. Ama farkı görüyorsunuzdur herhalde. Nefes. Belli oluyor değil mi? Bak, oğlum, bu bir... Eski videolarda bıngıl bıngıl yağ var işte belli oluyor evet, tabii. Evet. Bak bu buna bakın bir şimdi. Hemen arkasına öbürünü açacağım. Okey. Beko 6135 7 ay olmuş elendim demiş baba. Çok teşekkür ederim 7 aylıklısınız için. Godfather 01 8 ay olmuş forehead demiş. Hoş geldin baba 8 aylıklısın. Çok teşekkür ederim. Şimdi bunu tıklayacağım şimdi öbürüne. Heh. Tamam bak bunu izle. Hemen geliyor. Bas. Öbürü geliyor. Bas. Bu bittiği gibi öbürüne geçeceğim. İşte şuradan çift tık. Bas. Nefes. Bravo. Baş yukarıda. Nefes. Bravo. Bas bas. Bu. Böyle yani... Şimdi bunların hepsinin kronolojik sırayla böyle güzelce burada iç şu göğsü çalıştırıyoruz burada. Sıkıştırıyorsun. Olay bu. Böyle elimde 1400 tane şey var. Fotoğraf. Bu arada mesela bu fotoğraflara falan Photoshop diyenler var. Çok garibime gidiyor mesela. Ben bunu PP'de paylaştım. Ben bunu geçiyorum. Aynanın karşısında 2 saniye içinde açıyorum. Çekiyorum fotoğrafı. Instagram'a atıyorum. Bunun altına falan Photoshop işte keşke Photoshop yapmasaydın Levo falan diye yorumlar gelmişti. Ben hepsini silip engelledim ama bakayım. Bunun tabii Instagram'a şu kısmı sığıyor sadece. O yüzden öyle paylaştım. Alt bölüm yok.
Böyle yani. Bununla ilgili video gelecek bir tane Instagram'a. Haberiniz olsun. Instagram'ı takip edebilirsiniz. Arka ayarlayacak. Bir dakikalık video paylaşılıyor zaten maksimum bildiğim kadarıyla. Bir dakikalık bir tane video gelecek. Böyle birazcık sizi motive etmek, aradaki farkı göstermek. Birazcık da hani artık bu süreci nasıl beni değiştirirle ilgili daha böyle elimde bir bütün halinde videolar olsun istiyorum. Yani başka bakıyorum böyle size gösterebileceğim ilk zamanlardan merak ediyor musunuz? Bu arada kapatayım mı bu konuyu? Onu da söyleyebilirsiniz yani. Bak ilk spora başladığım dönemlerden şurası. Ha bak şu antrenman mesela. İşte bu yani sonuçta biz yağ yakmaya çalıştığımız için bazen Ufuk Hoca antrenman şimdi hiç öyle şeyler yapmıyor mesela çünkü ağırlık antrenmanlar çok ağır oluyor ama burada elime bu işte 12 kiloluklardı galiba bunlar hani çok bir şey değil ama 24 kilo totalde taşımış oluyorsun. Bütün hareketler arasında bunlarla gezdiriyordu mesela beni. Bir harekete gidiyorduk, bir hareketi yapıyorduk. Sonra onlar yanımda taşıyordum, yere bırakıyordum. Hareketi yapıyordum işte neyse. Sonra bunları yerden alıp bir sonraki yere hep böyle yürüyordum. Başka? Yarın bana da mı bunları yaptıracak lan? Oo sana senin ben amına yedim amına yalnız şu anda. Korktum oğlum niye açıyorum böyle şey? Niye korkuyorsun lan? Böyle oğlum azim bak. Bir şu halime bak şimdi. Şu hale baksana abi şu. Bak göbeğe bak nasıl göbeğim belli oluyor. Nasıl yağlıyım böyle. Nasıl burada 140 kilo falanım. Bu ta başları bu büyük ihtimalle. Bak bir de şimdi o kadar aylar uğraş her gün diyet, spor hiçbir şekilde aksatma etme. Ne göstereyim? Boom! Let's go! Sonra daha var. Bunun daha yolu var arkadaşlar. Nude aç. Nude açamam. Şu an elimde bir sürü nude var ama açamam. Onlar sürpriz. 100 kiloya düştüğümde göreceksiniz abi. 100. Nude satılır. 1000 liraya. 1000 liraya çok ucuza sattın. Kaç aylık ucuza mı gittin? Ucuza mı gittin? Vallahi billahi. O kadar da ucuza verme. Kaç aylık emek. 100 kiloda evet. Şey üstsüz fotoğraf atacağım. Ya benim elimde şu an değişim aydan aya çok fazla üstsüz fotoğraf var da. Onları gösterip heyecanınızı kaçırmak istemiyorum. Bak 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 şuraya bak. Hale bak. Neler hissediyorsun? Mükemmel hissediyorum. Nefes alamıyorum. Midem bulanıyor falan böyle mükemmel hissediyorum diyorum. İşte bu. O zaman hadi. Sıradaki ne kadar hareket. Let's go. Neler hissediyorsun? Mükemmel hissediyorum. Ne zaman şey, antrenman yapıyoruz? İşte bu. O zaman. Tipini sikeyim ya. Başka? Oğlum nasıl yaptım ben bu kadar şeyi? Vallahi şimdi vücudum alıştı malıştı da burada vallahi nefessiz kalıp kalıp duruyordum ya. Vallahi çok güzel cesaret yani. Bir de yani hani bunu yapıyorsun şu göbek götle. Ve bir de bunu paylaşıyorsun insanlarla yani. Hani şey de değil, çekinme falan da yok. Ben de harbiden özgüven problemi falan olduğunu düşünen kimse bilmiyorum ama bende cidden özgüven problemi yokmuş. Şu an onu fark ettim. Gerçekten yok yani. Bakayım başka size ne göstereyim. Hareketlere bak. Allah cezanı vermesin senin. Çift bas 3 belden verme 2 haydi ama çok zorlanıyorum şey çok gerçekten zor oldu aslında böyle nasıl bir bu moda girdim nasıl bu kadar hırslıyım hala gidip orada hiç konsantrasyonumu kaybetmeden ölümüne antrenman yapıyorum bilmiyorum ama umarım yani bu gücü içinde bulamayan insanlara birazcık da olsa faydam oluyordur ya. Yani oluyordur herhalde. Çok mesaj geliyor çünkü. Levo senin sayende şöyle böyle diye. Hani bakın o korkuyla işte ay şimdi götüm göbeğim var. Ay işte yapamam edemem falan korkusuyla gitmeyen arkadaşlar. Yani şunu düşünseniz yeter herhalde ya ne bileyim. Şöyle açayım yan yana. İki fotoğraf da açılmıyorken. Ha bu fotoğrafı düşün. Tamam bu fotoğrafa bak. Bir de buna bak. Nerede o?
Bir tane şurada daha ilk aylarda falan aynada fotoğraf çekilmiş. Neredesin sen? İlk aylarda dediğimde ne kadar yukarıda Haziran yaşadın? 2019 yok mu? Haziran 2019 var canım, var da o. Diyetisyen de çekildi. Ha. Ha dur Instagram'ımdan açayım onu. Ama bu fotoğraf bile şey yani. Hani burada bile şişko durmayayım diye uğraşıyorum falan böyle. Haziran 2019, 2018 artık. Bak. Hastayım oğlum, sakin, tamam. Hay Allah. 2010 geldi işte anlayınca. Ay. Anladın? Gayet yeterli bence. Dudaklarımı da büzmüşüm. Tamam yani.